Sizin bundan haberiniz var mıydı? Hayır canım, böyle şey görmüş duymuş değil ya kapalı çarşıda. Ne oldu? Orada mıymış ama? Yok, gitmemiş Timur'un dükkanına. Timur da orada yok, adamlar orada ama Timur yok. Belki de kafa dinlemek istemiştir canım, olamaz mı? Olabilir. Nereye bakmıyorsun? Anam. Çok merak ediyorum. Film bakalım ne üzerinde? Bu ne böyle burnumuzun önünde ya? Ya işte biz de onu konuşuyorduk diğerle ya. Cemal bunu görürse var ya yandığımızın resmidir yani. Nasıl görmeyecek? Göz bağı mı bağlayacağız gözüne bunu? Ne oluyor? Hiç. Bir dakika göreceksin. Aç onu. Aç çabuk aç. Olacak, olur. Koyalım bari. İş oldu olacak inşallah. Hadi canım. Söyle, sen söyle. Durma abi. Aa, delirdi bu herif herhalde. Evet, yakında hizmetinizdeyiz. Tam karşımıza gelip dükkan mı açacak? Buradan bakınca öyle görünüyor vallahi. Ne olacak şey, göreceğiniz olacak. Alacak o tabelayı, memleketine dönecek. Abi. Cemal dur, ben konuşacağım onunla. Başka türlü laftan anlamayacak, bu belli. Bu kadar adam dururken sen mi gidip konuşacaksın? Evet, ben konuşacağım çünkü o bu kadar adamın değil, benim peşimde. Bu benim meselem, sizin değil. Babam, peşimi bırakmayan bu sucukçu. Olacak, olur. Hayatım zaten beni dinlemeyen adamlarla dolu. Bir de siz çıkmayın karşıma, tamam mı? Benim yerime başkalarının karar vermesine izin verseydim... bugün burada olamazdım, değil mi? Bu kadarı fazla artık. Ne yapmaya çalışıyorsun? Evet, ekmeğimi kazanmaya çalışıyorum. İşimi yapıyorum. İstanbul'a açılmaya karar verdim. Bırak bunları Mustafa. Koca İstanbul'da başka yer mi kalmadı? Bak ya, nihayet seninle benimle olduk ha sonunda. Bu da bir şeydir. Gerçi kızgınlıktan öyle dedin ama olsun. Yanlış yapıyorsun. Bu kadar ısrar ederek hata ediyorsun. Israr? Bizde ısrar yok. Bak sadece ben hayatımda karşımdaki adama bile... aa şu yemeği ye, şu yemeği yeme bile diye ısrar etmedim. O zaman gelip karşıma dükkan açmanın manası ne? Bak sana bir şey diyeyim Diyar. Şu senin yaptığını bizim oralarda başka bir kız yapsaydı... benim yerimdeki adam ne yapardı sen biliyor musun? Adet çekip onu vururdu. Ben ne yapıyorum? Bir dükkan açıyorum. Beni her gün öldürmek için mi? Allah korusun kurban oldum ona sinir. Sen yaşayacaksın Diyar. Sen daha çok uzun yaşayacaksın. Sen yaşadıkça da benim nasıl bir adam olduğumu anlayacaksın. Ve anladıkça beni seveceksin Diyar. Benim içimi gördükçe benden vazgeçemeyeceksin. Ben de hep senin karşına çıkacağım. Hep senin yamacında olacağım. Sana bir şey söyleyeyim mi Mustafa? Bize geldiğin ilk gün... ben senin içinde ne var ne yok gördüm. Zaten sonra yaptıklarınla, tehditlerinle, rüşvetlerinle de yanılmadığımı anladım. O yüzden çekil yolumdan. Beni daha fazla rahatsız etme. Geç bağlı. Şimdilik geç bağlı. Helal olsun yerim. Vallahi alacokuş gibi daldın Mustafa'nın keline. Ne işe yaradıysa. Böyle bir yüzsüzlük görülmemiştir ya. Adam hala seni bekleyeceğim diyor. Ha, nerede bekleyeceğini söylesin, biz de onu bekleyelim. Ne oldu? İyi misin Diyar? Başıma bir ağrı saplandı burada. Gıyabettin. O suyu getir bakayım. Sahibi var abi. Tamam, burada sahibi, getir. Yenge bu mu patron? He o. Güzelmiş. Güzel de dikenli biraz. Budayacağız. Allah izin verirse. Hmm.
Yazıklar olsun ya. Kapalı çarşı kimlerin eline kaldı arkadaş? Zaten bu sucukçuya o dükkanı kiralayan da kabahat. Hayır, adam ekmeğinin peşinde olsa diyecek bir şey yok. Ama bu, bu diyarın peşinde. Bundan sonra biz de onun peşinde olacağız. İsmail'den bir haber var mı Cemal? Niye bize iftira etmiş? Bir bilen var mı? Ya işte çocuk biliyorsun durumunu. Yani paraya sıkışmış, dara düşmüş. Karısı da hamileydi, doğum yaptı. İşte şeytan oydu herhalde. Allah Allah, Allah Allah. Ya düne kadar dürüst olan, bizden olan adam şimdi birden nasıl böyle ters döner? Hiç aklım ermiyor yani. Kesin bunun arkasında başka bir iş var. Bir de ben soruşturayım bakayım şunu. Neyini soruşturacaksın usta? Adam zaten çoluğunu çocuğunu almış, İstanbul'u terk etmiş gitmiş. Bak bu da manidar. Niye? Niyesi var mı oğlum? İsmail küçük bir adam. Şimdi ister istemez insanın aklına geliyor. Acaba bir başkasına maşa mı oldu diye. Ya boş ver be ustacığım, boş ver. Yani İsmail gibi garibanın arkasına sığınıp kötülük yapmaya çalışan bir adama ne yapılır? Acınır ancak ya. Boş ver. Ya tamam, iyi güzel söylüyorsun da gene de bir bakmak lazım.